Minbarda olması yapalım. Minbar mı diyorsunuz? Minbar diyoruz, minbar evet. Demiyoruz. Minbar. Minbar dolması, görüp göreceğiniz içini en iyi hazırlayacak insan şu an yanımda duruyor. Çok iddialıyım. Kahramanmaraş mutfağından minbar dolması. 3 adet minbar, 300 gram yağlı kuzu kıyma, 3 su bardağı pirinç, 2 adet domates, 3 adet sivri biber, 1 adet soğan, 1 tutam maydanoz, 2 yemek kaşığı biber salçası, 3 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı tuz ve su. Ne istersin benden söyle. Başka? Hazırlamak için bir kase alalım. Büyükçe bir kase. Tamam. Şöyle de bir kabımız var. Başka? Dile benden ne dilersen. Şu anda sebzelerimizi doğrayacağız. Ben soğan falan doğrayayım. Sen soğanı doğrayabilirsin. Çok küçük küçük doğramamız gerekiyor. Küçük yemeklik doğrayacağız. Ben bunları elimde doğrayabilirim. Birçok yörenin mumbarı meşhur. Ben birçok kere de yaptım doğrusu. Temizlenmesi çok önemli. Ben gerçekten hani çok sakatat yiyebilen biri değilim. Evet. İki kere çok iddialı mumbar yapımını gördüm. En önemlisi fırınlamak. Fırınlayınca evet. Çok albenisi oluyor ve iç hazırlığı. Aslında mumbarda sadece soğan ve et kullanılır. Evet. Bazı yerlerde baharatlar hani beyaz yenir çoğu yerde aslında. Biz salçalı ve bol sebzeli yaparız. Kesinlikle salçalı olması taraftarıyım. Hı-hı. Gerçekten ve çok yakışıyor. Ve içinin sebzesi gayet bol olması gerekiyor. Maraş'ta mı sebzeli yapılıyor? Evet. Hani böyle restoranda falan ya da birisi yaptığında iyi mumbar nasıl anlaşılır? Ay iyi olmuş bu. Hani tabii lezzeti çok önemli. Ben rengine falan çok bakarım. Kırmızı iç daha çok seviyorum. Hı hı. Nasıl anlaşılır? Baharatı, salçası, ayarı çok güzel olacak yani. Böyle benim arkadaşlarım çok seviyor. Oradan biliyorum böyle ısırdığında hemen kopuyor mu falan ona bakarlar. Aynen öyle lastik gibi olmayacak. Evet. Evet ısırdığında dudağınla bile kopabilecek. O lastik gibi olmasının sebebi bayat mı? İyi pişmemesi mi? Hayır iyi pişmemesi. Ha. Bayatlıkla alakası yok. Yeterli bu soğan. Sen çalışıyor muydun? Hayır ben ev hanımıyım. Maraş yöresine ait mumbar içi hazırlıyoruz. Bol sebze olacak içinde. Evet. Soğanı, biberi, domatesi, bol güzel böyle Maraş salçası ve pul biberi acı. Aynen acı. Öyle. Buna domates de maydanoz alabilir miyiz? Tabii ki. Eğer eşinize bir sürpriz yapmak isterseniz bugün hani böyle bir ne bileyim istediğiniz bir şey varsa eşinizden ona böyle tavlamaya çalışıyorsanız bence şu tarifi bir deneyin. Gerçekten deneyin. Bence hoşuna gidecektir. Doğrarsan çok sevinirim. Tabii ki. Yeter mi bu kadar? Yeterli. Yeterli. Yeşil biber de aslında bir tane daha doğrayabiliriz. Bence de. Sana pirinç lazım. Pirinç, kıyma lazım canım. Evet. Baharatlar. İçini çiğden yapıyorsun. Evet. Sarımsak? Hayır, kullanmıyoruz. Ha, yakışırdı bence. Ben elimi bir... Salçanla gelmişsin. Ben böyle mutfağımda her yöreden hani ne meşhursa onu kullanmayı çok... Allah'ım ya. Ya işte ben... Ay canım benim, teşekkür ederim. Bu nasıl bir renk? Bu güneşte çıktığı için. Allah aşkına ya. Kesinlikle kaynatmıyoruz. Güneşte yapıyoruz. Ve saf. Sadece biber. Kendin mi başka yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Yok, kendimiz yapıyoruz evde. Kıymayı da alabilir miyim? Tabii ki. Yağlı kıyma. Evet, özellikle ben yağlı istemiştim. Evet. Dana, kuzu. Kuzu mu? Kuzu. Kuzu. Biraz kuyruk yağı var içinde. Bu kıyma yeterli. Yaklaşık 300-350 gram kıyma. Yağlı kuzu kıyması. Yağlı, birazcık evet. Da kuyruk yağından da koyduk. Evet. Şimdi bunun baharatlarını koyacağız. Salçamız gayet bol olacak. Salçamı. 2 yemek kaşığı. Biber salçası. Biber salçası. Biberimiz ev yapımı. Karabiber de alabilir miyim? 3 tatlı kaşığı pul biber.
yeterli. Karabiber de yeterli. 2'ye bir kaşığı biber salçası. Tatlı değil. O kadar. Başlıyoruz. O kadar. Ya. Evet. Pirincimizi yıkayacağız. Ama daha önce mimbarımızı hazırlayalım, yanımıza alalım. Olur. Sonra pirincimizi yıkayıp harcımızı karıştıralım. Tamam. Şimdi neye ihtiyacın var? Şimdi ben bir bıçak alayım Nursel'cim. Küçük mü büyük mü? Orta bir bıçak alalım oradan. Bu iyi. Yeterli. O iyi. Ben mimbarımı temizleyip getirmiştim. Süzgeç alabilir miyim? Altına da bir şey vereyim. Tabii. Bir parça da temizlemeden getirdim. Onu şimdi size nasıl temizleneceğini göstereyim. Şimdi mi? İçine evet. Mi koydun? Tamam. Bu temizlenmiş. Tertemiz olmuş hakikaten. Ama bunun temizlenmesi gerçekten ayrıntılı, böyle içini dışına çıkarmanız öyle gerekiyor. Öyle yapmıyorum. Şimdi yeni bir formül bulduk. Aslında daha pratik ve aynı şekilde temizlenebiliyor. Bu bağırsak değil mi? Evet. Hani kokoreç de bundan yapılıyor değil mi? Evet. Aynen. Kokoreçi de böyle yapıyorlar. Bu şekilde. Bak şimdi ben nasıl temiz, için nasıl çıktığını göreceksin. Gördün? Evet. O zedelenmiyor mu sen öyle bıçakla yaparken? Hayır, hayır. Dikkat, dikkat ediyoruz ona. Bak şurası temizlendi. Bu şekilde devam ediyoruz. Nursel'cim az önce sormuştun, kuzu biraz daha ince oluyor. Daha iyi olur. Ama biz Maraş'ta daha çok keçi tercih ediyoruz. Daha dayanıklı. Bazen kopma tehlikesi falan oluyor, pişerken dağılabiliyor. Yani içini doldururken önemli o da dayanıklı tabii olması. Tabii pişerken. Pişerken de pişerken dağılabiliyor. Patlayabiliyor, anladım. Pilav haline geliyor. Anladım. Yani bütün emeğiniz boşa gidiyor. Evet. İçi tertemiz, böyle gıcır ne gıcır ediyor. Ne kadar dayanıklı gözüküyor. Evet, Hiçbir şey olmuyor. Şimdi bunun içini yıkıyoruz. İçini, dışını güzelce. Şimdi Maraş'ın dondurması nasıl meşhursa, keçi sütünden yapılan dondurması. Aslında birçok ilde keçi mumbarı tercih edilmezmiş bağırsa. Ama Maraş'ta çok olduğu için keçi, mumbarda da onu tercih ediyor Maraşlılar. Sen onu götür, ben sana pirinç yıkayayım. Evet. Ne kadar yıkayayım? 3 su bardağı. Şimdi 3 tane mimbar kullanacağız. Onun için her biri için 1 bardak pirinç. Ha, öyle mi olur? Evet. Çok güzel bir ölçü verdin. 1 mumbara 1 bardak pirinç. 1 su bardağı. Yani normalde daha fazlayla dolar ama sebzesini etini hesapladığımız için evet. 3 bardak yeter. Tamam, çok teşekkür ederim. Şimdi harcını karıştıralım. Yağlı kıyma olması önemli diyorsun. Çok önemli, evet, lezzet açısından. Hakikaten çok güzel bir iç oldu. Şimdi tencereye koyacağız doldurduktan sonra. Doldurup tencereye koyup. Pişireceğiz, sonra da biraz... İşte fırınlayacağız. Oluyor yani. Evet. Bence olmazsa olmaz. Fırınlanması gerekiyor. Üstünün çıtırdaması gerekiyor. Ya bir 5 dakika sıcak fırında, ısıtılmış fırında yeterli. Daha aynen. Fazla değil. Şimdi içimiz hazır Nursel'cim. Bunu doldurabiliriz. Evet. Ben önce bir ellerimi yıkayayım. Bunu kullanacaksın galiba. Evet. Oyacağı. Oyacakla dolduracağız. Hı hı. Aslında elimizle de doldurabiliriz. Ben sana iki çeşidini de göstereceğim. Tamam. Nursel'cim inceleri oyacakla doldurmak çok daha pratik. Elimizle doldururken çok zorlanıyoruz. Çok ama mantıklı. Kalın yerlerini elimizle doldurabiliriz. Şimdi onu da göstereceğim belli ben sana. Belli bir yeri daha mı kalın oluyor?
Tabii ki. Hep aynı her değil minba- ya. Hayır, hep aynı değil. Bütün minbarlar sonuna doğru kalınlaşır. Ha, ben şey anlamadım. Şimdi bak, sen göreceksin. İçine sokmuşsun. Aynen öyle. Alttan nasıl çıktığını göreceksin evet. Şimdi. İçini dışına çevirip yapıyorsun. Bak, evet. Yalnız bende yalan yok. Ben sevmem bunu. Asla kokmuyor ama. Yani o kadar güzel temizlemişsin ki hiç kokmuyor. Kurutulmuş sebze gibi ve düşünün. Dolmalık tarafı... biber gibi düşünün. Böyle kendinize dolduracak bir zemin. Onun kendi yağı var ya, piştiğinde, kızardığında onun lezzeti geçiyor. Dikkat edersen kirli tarafı dışta kalıyor. Evet. Temiz tarafına içi dolduruyoruz. Anladım, evet. Nihayet bitti. Evet. Çabuk dolduruyorsun ama. Çok sık yaptığım için. Evet. Bir tek şunlar şişko oldu. Şu anda oldu. Bitti. Onlar işte dedim ya, hani kalından inceye doğru zaten. Bakar mısın? Ha, evet. Yani hepsinde bir parça kalın oluyor. Evet. Hı-hı. Aynen şimdi öyle. Şimdi Nursel'cim bir su ısıtırsak. Var. Tencereye minbarımızı alalım. Kaynarsa üzerine. Boşaltacağız. Dur. Kalınları özellikle alta koyuyoruz. Onların pişmesi biraz daha uzun süreceği için. Aslında Mardin'de falan fırına atılmazmış değil mi? Aslında Maraş'ta da. Maraş'ta atılmazmış ama biz atacağız. Aslında ben de genelde tercih etmiyorum. Hı-hı. Ama görsellik açısından ve çıtır sevenler için... Evet. Hafif daha çıtır çıtır yemesi daha güzel oluyor. Bence hangi yöreye ait yaparsanız yapın. Yani özellikle şu Maraş'ın, ben şahsen fırınlanmış halini çok seviyorum. Çok yakışıyor. Görüntüsü çok güzel altını oluyor. Altını da hemen açarsak. Bak hemen ne oldular evet, ya. Evet, büyüyecek de onlar şişecek. Aa, şimdi. Tuzunu kaynayınca atacağız. Allah Allah, altını çok ilginç. Hemen şiştiler. İlginç oldu. Kaynadıktan sonra tuzunu atacağız. Bir saatte pişecek. Niye kaynadıktan sonra? Şimdi ya çürütmemesi için ben kaynadıktan sonra atıyorum. Şimdi minbarımız burada kaynasın. Dönüşte tuzunu atacağız. Evet. Minbarımızı kapatıyoruz. Kapatalım. Artık. Kapatalım. Yani zaten hani nasıl anlaşılır demeyeceğim. Çok belli oldu. Şişti, büyüdü, göster. Süper olur göstersen. Elin şu yanmaz şekilde. Mı? Kopuyor. Aa, ne güzel, pıt diye koptu. Çok rahat kopuyor. Bunu cam tepsiye alalım. Tamam. Fırınlayacağımız için pişmesi yeterli. Cama mı alalım, daha büyük bir şey mi alalım? Cama sığar mı? Sığar, sığar. Peki. Gel şu tarafta yapalım. Mesela Maraş'ta böyle suyuyla mı gider? Hayır. Suyuyla yenmez. Susuz. Suyu dökülür. Ha. Gerçekten güzel gözüküyor. Kuzu olduğu için de herhalde böyle kibar kibar, güzel güzel oldu. Evet, ince olması önemli zaten. Şöyle elle bile ben, devam evet, edebiliriz. Evet, devamını yani. Elle alabilirim. İyi, gayet güzel pişmiş. Şimdi kurabiyen oldu. Ben onu çıkarayım, arkadan da mumbarı atalım. Evet. Olay budur. Bak öyle güzel koktu ki. Tadına bakayım ya. Bak. Vallahi senin gibisini bulamam bir daha. Yiyeceğim valla, canım çekti. Yiye, bayılacağız. Hiç kötü kokmuyor. Süper. Hakikaten süper. Bak bana bunu hiçbir kuvvet yediremez, sevmezsem. Ben yedireceğim dedim ama. Bayıldım. Afiyet ay ama olsun. Acısı, tuzu, tadı o kadar güzel ki. Afiyet olsun. Bol sebzeli. Harika olmuş. Eline sağlık. İlk defa yiyorum. Evet. Ve kaçıncı yudumumu atıyorum yani. Afiyet vallahi olsun. Beğendim. Bravo. Sen mumbar yediren kadın. Şöyle. Nursel'cim, mumbarımızı servis kabına alalım.
şunu alalım bence. Biraz sıcak. Gördüğünüz, göreceğiniz, alacağınız en güzel mumbar tarifi. Mimbar. Mimbar. Afiyet olsun. Teşekkürler, eline sağlık.